10 yıldır komada gözetim altında tutulan Kenan Işık dün hayatını kaybetmişti. Işık yarın Ankara'da uğurlanacak ama bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlenecek. NTV ekibinden Ömer Vatan Artıran da orada, sözü Ömer'e bırakıyoruz. Sevgili Burak, merhaba. Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. Son zamanlarda üzücü vesilelerle buraya geliyoruz ne yazık ki ve Kenan Işık, Türk kültür sanat dünyasının çok değerli ismi, burada devlet tiyatrolarının düzenlediği törenle Ankara'ya uğurlanacak. Az önce cenazesi buraya alındı. Sahnede şu an ve arkada da onun hayatını anlatan, özellikle onun devlet tiyatrolarındaki anlamlı geçmişinden siyah beyaz karelerin yansıtıldığı filmde dönmeye başladı. Peki Kenan Işık neden bu kadar üzüldü herkes? Biraz onun hikayesini hatırlamamızda fayda var. Evet, senin dediğin gibi 10 yıldır biraz umutlu ama biraz da isyan dolu bir bekleyişti. Kimse onun bunu hak etmediğini düşünüyordu 10 yıldır. Bir şekilde herkes bir ümit taşıyordu. Fakat ne yazık ki dün acı haberi aldık. 76 yaşında Kenan Işık hayata gözlerini yumdu. Tabii Kenan Işık 2000'li yılların başında özellikle dönüşen medya çağında, özel televizyonlarda üstlendiği zaman zaman sunuculuk, zaman zaman dizi rolleriyle geniş kitlelerce tanındı. Fakat öncesinde bilenlerin bildiği çok emektar bir tiyatro emektarıydı. Devlet tiyatroları başta olmak üzere. Ama teybi biraz geriye saralım isterseniz. Kendisi Malatya doğumlu. Devlet Demiryolları memuru çocuğu olarak halk evlerinde tiyatroya başlıyor ve lisede, daha doğrusu ortaokulda tiyatro aşkı filizleniyor ve daha sonra Ankara'ya geçtiğinde Ankara'nın köklü eğitim kurumlarından bir devlet lisesi, Ankara Atatürk Lisesi'nde şu girdiği iklime bir bakalım isterseniz. Burhan Doğançayların, İlber Ortaylıların, Turgut Özakmanların mezun olduğu bir liseden bahsediyoruz. Kimisi dönemdaşı, kimisi abisi ve onun dönemdaşı sayılabilecek Kartal Tibet de o lisede. Ve Kartal Tibet, çok değerli oyuncu Çetin Köroğlu ve nice başka oyuncu, ki içlerinde yazar Adalet Ağaoğlu da var, Mahir Canova da var. Onların kurduğu bir tiyatro, Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi. Atatürk Lisesi'nden çıktığı gibi adımını bu sahneye atıyor ve tiyatro tedrisini burada alıyor Kenan Işık. Tabii ki bu ortam Cumhuriyet'in kültür rönesansının Ankara'da meyvelerini vermeye çoktan başladığı bir dönem. Adalet Ağaoğlu, yazarın kurduğu bir tiyatrodan bahsediyoruz ve aynı tiyatrodan kimler gelmiş, kimler geçmiş. Haldun Dormen'le birlikte Semiramis Pekkan da burada görev almış. Esin Afşar müzik dünyasına girmeden önce burada sahne almış. Veya Sevgi Soysal, bizim çok erken yitirdiğimiz değerli yazarımız Sevgi Soysal burada sahne almış. İşte Kenan Işık bu kültür ortamının, ikliminin bir ürünü. Dolayısıyla 1972 yılında devlet tiyatrolarına kabul almakta muhtemelen hiç de zorlanmıyor, konservatuvar bitirmediği halde. Ve 1972'den 2000 yılına kadar uzanan devlet tiyatroları serüveni başlıyor. Burada hem rejisör, yönetmen, hem oyuncu, hem oyun yazarı, hem de oyun uyarlayan olarak çok aktif görev alıyor kendisi. Az önce o siyah beyaz fotoğraflar geçiyor dedim sahnede, naaşının arkasında. Orada bir Kral Lear fotoğrafı var devlet tiyatroları arşivinden. Çok görkemli bir fotoğraf. Evet, orada Kral Lear, bir Shakespeare oyununu başrolde göğüslemiş kendisi. Evet, Chekhov da oynamış veya klasikler dışında çağdaşlardan Dürrenmatt da oynamış veya sahnelemiş. Bununla beraber Orhan Asena'dan Necati Cumalı'ya, Aziz Nesin'e, bizim yerli klasiklerimizi, yazarlarımızı da devlet tiyatrolarında onurlandırmış, oyunlarını yönetmiş. 1992 yılında konuk yönetmen olarak Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda Nazım Hikmet'in çok çok evvelden Moskova'da ilk kez sahnelenmiş oyunu, Ivan Ivanoviç Var Mıydı Yok Muydu? Bu oyunun rejisiyle ödül de almış Tiyatro Eleştirmenleri Birliği tarafından. Çok ödülü var bunun yanı sıra. Kültür Bakanlığı'ndan veya Milletler Arası Tiyatro Cemiyeti'nden yazdığı oyunlarla ödüller almış. Ve bu oyunlar devlet tiyatrolarında sahnelenmiş. Fakat çok deneysel çalışmalar da yapmış. Bu klasikler dışında Turhan Selçuk'un Abdülcanbaz'ını sahneye uyarlamış. Ve
ve bunun gibi mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ı da unutmayalım, huzurunu sahneye uyarlamış. Dolayısıyla çok yönlü bir tiyatro insanı diyebiliriz kendisi için. 1996 yılında idareci şapkasını çıkarmış ve şehir tiyatrolarında genel sanat yönetmenliği yapmış. 4 yıl boyunca peşi sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kültür sanat danışmanlığı yapmış. Yani yalnızca sahnede veya sahne arkasında değil, aynı zamanda tiyatronun geniş kitleler tarafından sevilip sahiplenmesi için idareci şapkasını da çıkarmayı, bu mesuliyeti almayı bilmiş bir çok yönlü insandan bahsediyoruz. Fakat devlet tiyatrolarından ödül aldıktan sonra özel televizyonlara girişiyle beraber tabii ki bütün Türkiye onu bağrına basıyor. Kim 500 bin ister, daha sonra milyoner olmak ister isimli yarışmada sorduğu son kararınız mı? Emin misiniz? Soruları biliyorsunuz. Hepimizin belleklerine kazındı. Popüler kültürün bir parçası oldu. Deyim yerindeyse gündelik konuşmalarımızda bir espri konusu da oldu. Bu hitaplar aynı zamanda kendisi Haldun Dormen. Ki Haldun Dormen'in yolu az önce söylediğim gibi Ankara'nın o ilk özel tiyatrosu meydan sahnesinden geçmiştir. Haldun Dormen ve Gülben Ergen'le birlikte Dadı dizisinde başrolü üstlenmiştir. Ve Kenan Işık oyuncu camiasında devlet tiyatrosu tedrisiyle tanınır. Daha ciddi rolleri sırtlamıştır ama Dadı dizisinde bir sitcom, yani bir Fars komedisi canlandırmıştır. Dolayısıyla oyuncu olarak da yelpazesini genişletmiştir. Daha sonra Belalı Baldız isimli komedide yer almıştır. Emret Komutanım'da yer almıştır. Ve başka sunuculuklarıyla da Türk televizyon dünyasında, yayıncılık dünyasında unutulmaz bir yer edinmiştir kendisine. Evet, Malatya'da başlayan, Ankara'da ve daha sonra İstanbul'da süren çok yönlü bir tiyatro insanı. 1968 kuşağını da her zaman sahiplenmiştir. Çünkü o kuşağın bir çocuğudur kendisi. Son zamanlarda sosyal medyada Ulaş Bardakçı üzerine yaptığı yorumlar, o 68 kuşağının isimleriyle ilgili, dostluklarıyla ilgili yaptığı yorumlar da dolaşımda. Dolayısıyla onun kültüre ve sanata bakış açısı ile ilgili birçok ipucu yakalamak mümkün. Tabii ki az sonra burada çok değerli sanatçı dostları bu yolu beraber yürüdüğü televizyonda, tiyatroda, sinemada, farklı şehirlerde, farklı rollerde birlikte yürüdüğü dostları onu uğurlayacaklar. Yavaş yavaş AKM'ye gelmeye başladılar. 11'de başlayacak tören ve törenin ardından Ankara'ya uğurlanacak kendisi. Kenan Işık NTV'ye çok konuk oldu. NTV ekranlarında bu beyaz camda onun deyim yerindeyse hoş sada olarak kaldığı güzel sesi diyelim. Çünkü kendisi aynı zamanda seslendirme dünyasında da çok emek vermiş bir isimdi. Hem rejisör olarak hem konuşmacı olarak bu ekranlarda hem yüzünü hem sesini biz çok ağırladık. İşte onlardan biriyle veda edelim istersen sevgili Burak. Yıllar önce sevgili Mehmet Aslantuğ ile birlikte candan bir sohbete imza atmışlardı. Dilerseniz tören başlamadan evvel 76 yaşında kaybettiğimiz değerli oyuncu Kenan Işık'ı bu güzel sohbetle NTV izleyicisine hatırlatmış olalım. Saat 11 yayınında görüşmek üzere. Bizi mutlu eden şey yaptığımız iş değil, evet. İşin neticesi ya da halka yansıması, yansımasının sonuçları. Neticede balet sanatın ne olursa olsun, yani gündelik hayatla, aşkla, evlilikle ve benzeriyle, yani sıradan basit bir konuda ihtiva etse, senaryo ya da dizi filmin işte. Ama neticede o ilişkiyi biraz deşifre etmek, yani aşkın nemene bir şey olduğunu anlatmak, daha derinleştirmek. Yani bugüne kadar çok şey söylenmiş aşk için ama Mehmet Aslantuğ yeni bir şey daha söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi buna kulak kabartmak gerekiyor. O bizi biraz, bak yeni bir şey daha öğrendim. Çünkü sanatın çok genelde insanı değiştiren, dönüştüren bir fonksiyonu var. Ama olumlu anlamda değiştiren. O zaman biz de sanatçı olarak yani ya değiştirmiyoruz. Sadece iyi, hoşça vakit geçirten işler yapıyoruz. Bu da yani sabun köpüğü gibi hemen kaybolup gidiyor kaygısıyla hepimiz, ya ben film yapacağım diyorsun. İşte onun için kalktım gittim. Dağlarda filmler yaptım. Kendi istediğim mekanları seçtim. Daha sonra şu da oluyor. Ya niye film yaptı Mehmet Aslantuğ? Ya o televizyonda iyiydi. Niye oynamıyor? Ya peki o zaman yani şey de iyiydi. Yani iyi kötü çirkin de söyle adını. Clint Eastwood da çok iyiydi ama yani adam 80 yaşında film yapıyor. Ya yani o duygu nedir? Zannediyorum ki o duygu aynı duygu.
tüketim toplumu insanları iyice tabii, kendinden tabii, uzaklaştırınca benliğinden. Tabii. Ben niye dünyadayım, niye varım, tabii, burada ne yapıyorum? Sual etmiyor. Yani sonra ne olacak? Ölüm denilen bir travma var sürekli. Yani içimizde duran, taşıdığımız ve onu da hep dibe ittiğimiz, korktuğumuz için herhalde. Aslında bunlar yani çok şey meseleler, hoş meseleler. Yani bu sinemanın da tiyatronun da temel meseleleri bütün bunlar.